21. sorumuzda düğme yardımıyla otomatik toplanan elektrik süpürgesi gösterilmiştir diyor. Bunun priz uzaklığı 8 metreymiş. Şimdi öncelikle dışarıdaki kablonun uzunluğu neymiş? 8x-24'müş. Bu tarz sorularda bunun sıfırdan büyük olması gerektiğini unutmayın. 8x-24 sıfırdan büyük bir sayı olacaksa diğer tarafa atıp 8'e böldüğüm zaman x'in 3'ten büyük olması gerektiğini bir defa bulurum. Sonra ne olmuş bakın, bu 8x-24 düğmesine basıyormuşsunuz ve her seferinde x artı 2 x artı 2 çekiyormuş. 4 defa düğmeye bastığınız zaman ne kadar çekecektir bu? 4x artı 8 çekecektir. Her seferinde x artı 2'den 4 defa bastınız. Bu kadar gözüküyordu. Bu da çekildi. Çekilen kısmı içine almış oldu bu. Ve hala, pardon, neymiş? Prize takılamamaktadır. Prize takılamıyorsa demek ki bu kalan kısım nedir? 8'den daha küçüktür ki, şu uzaklığından daha küçüktür ki bu prize takılamıyor demek ki. 8x'ten 4x çıktı, 4x kaldı. Bunu eksi 32 olur. Diğer tarafa atarsam 40 olduğunu görürüm. Ve buradan da x'in 10'dan küçük olması gerektiğini görürüz. İki şartı sağlayan ne vardır? 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bizim aradığımız durumlar bunlar. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri oldu? 6 tane tam sayı değeri varmış demek. 22. soruya baktım. Bir petrol istasyonunda tek seferde 20 litre yakıt alana 1 litre ücretsiz, 30 alana 2, 40 alana 3 litre ücretsiz veriliyormuş. Yakıtın litresini 4 liradan almış. Bak, adam bir kez 20 almış, bir kez 30 almış, bir kez 40 almış. Peki kaç almış? 20, 30, 40 aldı ama bir de bundan hediyeleri var. 40, 30 daha 70, 20 daha 90 aldı. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Yani bu adam 96 litre almış oldu dolayısıyla. Şimdi satan kişi bu 96 litreyi kendisi alırken litresini kaçtan almıştı? 4'ten almıştı. 96 çarpı 4'e aldı yani bu alan kişi petrol istasyonu. Ve satarken de bu 96'yı 96 diye satmadı. Ne yaptı? 90 sattı. Çünkü şunlar hediye. Onlardan para almıyor. Bu 90 litrenin her bir litresinden ne kadar para aldı? 4,5 aldı. 9 bölü 2 de yazabilirdiniz. Bunu çarptığımız zaman da 384 oluyormuş. Sonrasında da ne kadar kar etmiştir diyor. Çıkarttığım zaman da elime geçen paradan maliyeti çıkarttığım zaman da yaptığım karı bulurum. 23. soruya baktığımız zaman bir araba teybinin düğmelerini vermiş diyor. Ses düğmesi vermiş. Ses seviyesi 24'müş. Döndürülmesiyle sağa doğru şey oluyor, artıp azaltılabiliyormuş. Saat yönüne doğru her bir turda x artı 4 artmakta. Saat yönünün tersine doğru x eksi 1 azalmakta. Ses seviyesi 24 iken, bakın ses seviyesi 24'müş. Neymiş biz? Saat yönünde 6 tur döndürmüşüz. Saat yönünde artı 6 tur döndürürsem her seferinde x artı 4 arttığına göre ne olur? 6 çarpı x artı 4 artacaktır. Ve bu durumda ne olmuş? 66'ya yükselmiş. Eşittir 66. Buradan denklemi çözseniz işte 6x var. 6 kere 4 24. 24 de burada 48. Diğer tarafa attığımız zaman 6x eşittir 18 mi kalıyor? 8, 8 evet, 16. Buradan x'i kaç bulursunuz? Bakın x'i 3 bulursunuz. Bize ne diyor şimdi? Eğer diyor ses seviyesi 24 iken diyor. Ses seviyesinin sıfıra inmesini istiyorum. 24 her turunuzda 3 eksi 1 yani 2 eksi 1 azaldığı için 3 eksi 1 2 2 azalıyor. 24'ü siz kaç defa 2 2 azaltırsanız ses seviyesini sıfıra indirmiş olursunuz. Kafadan da düşünerek yapabilirsiniz. Buradan da 12 olduğunu görürüz arkadaşlar. 24.'ye baktığımız zaman bir meyve halinde bulunan elmalar kasalara yerleştirilmek isteniyor. 20'lik 30'luk kasalar var. Toplam 25 tane kasa kullanılacakmış. Önce 30 kiloluk kasalar tamamen dolduruluyor. Biz şöyle diyecek olsak bakın 20'lik kasa
A tane olmuş olsa bu durumda 30'luk kasa ne olmuş olur? Toplam 25 tane kasa olduğu için 25 eksi A olacaktır. Şimdi önce 30'luk kasalar tamamen doldurulmuş. Yani 30 çarpı 25 eksi A. Sonra 20'lik 3 kasa dolduruldu. 20'lik 3 kasa doldurduysam 20 çarpı 3, 60 doldurdum. Ve 4. kasanın da 3 bölü 4'ünü doldurmuşum. Normalde bu adam 20 alıyorsa 3 bölü 4'ünü doldurduysam ne yapacaktır? 15 daha doldurmuş oldum. Bizim elimizdeki bütün elma miktarı bu. Elma miktarı bu şu anda. Aynı elmayı bu şekilde değil de şöyle yapsak diyor. Önce 20'lik kasalar doldurulsa A tane 20'liğin her birini doldurdum. 20A olmuş oldu. Sonra diyor 30 kiloluk 2 tane kasa tamamen dolmuş. 2 tane 30, 60 tamamen dolmuş. 3. kasanın yarısı dolmuş. 30'un yarısı dolarsa ne olur? 15. Bakın burada şu da bana elma miktarını veriyor. Bu da bana elma miktarını veriyor. Bunları birbirine eşitliyorsunuz. Bunları eşitlediğimiz zaman buradan A'yı 15 olarak buluyoruz. Herhangi bir tanesinde A yerine 15 yazdığımız zaman da toplam E'yi 375 olarak buluyoruz arkadaşlar. 25. soruya baktığımız zaman Okan Bey ve 3 arkadaşını eşleriyle birlikte yemeğe davet etmiştir. Okan Bey 3 arkadaşını eşleriyle birlikte yemeğe davet etmiştir. Okan Bey ve eşi mavi renklerde. Şimdi Okan Bey ile eşi ne yapar? Kendi arasında yer değiştirir. Tamam. Sonra misafirler pembe renkli sandalyelere, eşler karşılıklı oturacak. Bakın birinci çift buraya oturabilir. İkinci çift buraya oturabilir. Üçüncü çift buraya oturabilir. Yalnız bu 3 tanesi kendi arasında yer değişebilir. 3 tane elemanın kendi arasında yer değişmesi 3 faktöriyeldir. Birinci çift karı koca kendi arasında yer değişir. İkincisi karı koca yer değişir. Üçüncüsü karı koca yer değişir. Yani şöyle 2 çarpı 2 çarpı 2 de oradan gelmiş olacaktır. İfademiz bu. Bunları çarptığımız zaman şurası ne yapar? 4 tane 2'miz 16. 3 faktöriyelde 6. 16 çarpı 6'dan 96 olduğunu görürüz arkadaşlar. 26'ya baktığımız zaman bazı ülkelerin kilo olarak yıllık kişi başı süt tüketimleri verilmiştir diyor. Sonra daire grafiği demiş. Önce bunların hepsini topluyorsunuz. Hepsini topladığınız zaman 500 olduğunu buluyorsunuz. Bize neyi soruyor? Finlandiya Çin'e Finlandiya Çin'den ne kadar fazla diyor. Öncelikle bakın Finlandiya Çin'den 120, 20 ne kadar fazla? 100 fazla. Diyorum ki 500'lük şeyde sayısal değerde 100 fazlaysa ben bunu daire grafiğine çevirdiğim zaman ne olur? 360 derece olur. 500'de 100 ise acaba 360'da kaç olur? Şeklinde orantıyla rahat çözerim. 72 olduğunu görürüm bunun. 500'ü 5'e böl. 360'ı da 5'e bölseniz bulursunuz. 27. soruya baktığımız zaman şimdi bakın şurada masanın zeminden yüksekliği demiş bize. Şuna baktığım zaman şuradan şuraya kadar ne var? Masa var bakın. Masa. Masanın üzerine ne yapmış? Kutu eklemiş. Tamam. Masa artı kutu. Ama şu ölçtüğü kısmı bulmak için şu paketi bundan çıkarmış. Şuradan, çünkü buradan buraya kadar içinde paket de var. Paketi çıkarmış. Masa artı kutu eksi paket. Kaçmış bunun uzunluğu? 100 santimetreymiş. İkinciye geldi şimdi. Bakın buraya kadar yine masaydı zaten. Masanın üzerine paket eklemiş bu sefer. Masanın üzerine paket eklemiş. Ama alttan kutuyu çıkarmış bu sefer de. Eksi kutu. Bunun da yüksekliğinin kaç olduğunu görüyorum? 90 olduğunu görüyorum. İkisini topladığım zaman 2 tane masa eşittir. 190 olur. 2'ye böldüğüm zaman da masayı 95 olarak bulurum. 28. soruya baktığımız zaman burada önce görmemiz gereken şey şu bakın. Bunları kıyas edebileceğimiz yer şuradan şuraya kadar. Şimdi hem 2'ye bölünen bir sayı hem de 1, 2, 3, 4, 5'e bölünen bir sayı 10. Ben bunu 10 alayım o zaman. 10 aldığımız zaman şuralar 5'e 5 bölünürken onu 5'e böldüğüm zaman da şunların da 2, 2 bölündüğünü görürüm. Demek ki bizim uzun kenarımız 5, kısa kenarımız ne olur bakın 2 olmuş olur. Bu durumda büyük şu dikdörtgenin tamamının
şu kenarı 5, 10, 15, 17'dir. Burası kaçtır? 10'dur. Tamamının alanı 17 çarpı 10'dan ne bulursunuz? 170 bulursunuz. Şimdi bir tane şu dikdörtgen alanı nedir? Bakın 2'ye 5'ten 10 birimdir. Şu 10. Peki kaç tane var burada? 13 tane varmış. 13 tanesinin alanı ne yapar? 130 yapar. Bütün alandan dikdörtgenleri çıkarttığım zaman geriye mavi kısım kalır. Mavi kısım kaçmış demek ki? 40'mış. Diyor ki mavi renkli kısmın evet. Sarı renkli kısmı da az önce 130 bulmuştuk. 13 tane olduğu için. Bunun buna oranı diyor. 4 bölü 13 olarak sonuç buluruz arkadaşlar. 29. soruya baktığım zaman bize bakın önce neyi soruyor ona bakmaya çalışalım. Yukarıda bir şey vermiş ama polinomlar genelde önce aşağısı okunur. X-2'ye bölümünden dediği zaman ben x gördüğüm yere 2 yazıyordum. 2 yazarsam burası P6 olur. Burası da P6 olur. P6 çarpı P6 bana bu adam P6'nın karesini soruyor. P6'yı nasıl bulacağım? Eksi 1 yazarsam P6'yı bulurum. Eksi 1'in karesi 1 kere 3'ten bir 3 olur. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 olur. Bir de artı 5'imiz var. 3, 2 daha 5, 5 daha 10. Demek ki 10 çıktı. Bir de karesini alacakmışım. 10'un karesinden de 100 sonucunu bulurum. 30. soru. Bakın doğru iç içe iki fonksiyon doğrusal çıktığını görüyorsunuz. Ya birinci yol gelirseniz fx eşittir ax artı b yazarsınız. Oradan iç içe denklemler yazıp katsayılar eşitleyip bulabilirsiniz. Ya da bir şey fark edin bakın. Şunlara baktığınız zaman 0'a 0, 1'e 2, eksi 1'e eksi 2 sanki iki kat gibi yani. Ben acaba dersiniz fonksiyonu 2x alsam sağlar mı? Gerçekten de şuraya 2x yazsam. 2x eksi x, x olur. Fx eşit 2x sağlıyor. Demek ki bizim fonksiyonumuz buymuş. Biraz verilere göre gitmiş olduk. Daha kısa yaptınız ya da birinci yöntemi kullanabilirdiniz. Size kalmış. Bu durumda bunların hepsinin de sağlandığını görürüz arkadaşlar.